kan donduran ayaz insanlığı bastırıyor. Birer birer, yüzer yüzer, biner biner düşüyorlar. Öleceklerini bile bile ilerliyorlar. Eksiliyorlar, durmuyorlar. Amaç, düşmana inat devam etmek. Binbaşı Nihat, henüz 30'unda, sevdiği kız köyünde. Ne çok isterdi şimdi bir kez sınavı ellerini tutmayı. Her nefes zorlu. Nihat biliyor, sevdiği kadın ya da kendisi vatan karşısında bir hiçtir. Asıl olan vatandır. Vatan ancak evlatların elinde anlamlıdır. O da vatanı için seve seve ölecektir. Artık üşümüyor Nihat. Ellerini artık hissetmiyor. Bacakları dinlemiyor onu. Önce çöküyor dizleri üstüne. Olmaz. Türk askeri çökmez. Ölecekse ayakta dimdik olmalı. Zorluyor kendini. Kontrol edemediği uzuvları son kez dinliyor onu. Düşenler sessiz. Sessiz ve soluksuz karşılıyorlar ölümü. Nihat dimdik ayakta. Ölümün bile bir onuru olmalı. Rus Kafkas ordusu, Kurmay Başkan Vekili, Dük Aleksandrovich Pietrovich, Sarıkamış'ta gördüklerine anılarında şöyle yer vermiş. İlk sırada diz çökmüş kahramanlar. Mazerleriyle nişan almışlar. Tetiğe asılmak üzereler ama asılamamışlar. İkinci sırada cephane taşıyanlar var. Sandıkları bir avuçlamışlar ki, kainattan hırslarını almak istiyor gibiler. Öylesine kaskatı kesilmişler. Ve sağ başta binbaşı Nihat. Dimdik ayakta, başı açık, saçları beyaza boyanmış, gözleri karşıda. Allahu Ekber dağlarındaki son Türk müfrezesini teslim alamadı. Bizden çok evvel Allah'larına teslim olmuşlardı. Türk askeri ölür ama teslim olmaz düşmana. Sarıkamış, insanüstü bir direnişin simgesi olur şanlı tarihimizde. Biz de binbaşı Nihat ve tüm Sarıkamış şehitlerini saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun.